Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar, araç aküsünü evde nasıl şarj edeceğim hakkında bilgiler vereceğim. Tabii ki bu şarj laptop bataryasıyla gerçekleştireceğiz. Ama laptop bataryası bildiğiniz üzere 18,5 ve 19 volt. Yani genellikle çoğu laptop bataryaları bu civarlarda voltaj verir. Bu tabii ki voltaj fazla olduğu için akümüzü zarar verme ihtimali de var. Ama tabii ki çok zor durumlarda olduğu zaman, hani akü şarj cihazı bulamadığınız zaman ya da herhangi bir şey olduğu zaman bu adaptör sayesinde şarj edebiliriz. Ben bir keresinde bu aküyü onunla şarj edip aracımı çalıştırdım. Hiçbir problem de yaşamadım. Tabii ki şarj ederken de şu usullere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir adet multimetre olursa sizin için açınızdan iyi olur. Çünkü bu adaptör bu akünün enerjisini kesmeyecek. Yani bu akü tamamen doldurduğu zaman tekrardan doldurmaya devam edecek. Bu 19 voltluk adaptör olduğu için. Akümüzün maksimum ulaşabileceği voltaj değerleri, yani 14 voltlarda oluyor. Bu voltajlar yükseldiği zaman, 17-18 volta kadar çıktığı zaman bu sefer akümüz tam verimine ulaştıktan sonra şarj etmeye devam edince ne olacak? Tehlike olmaya başlar. Ya akümüz patlayabilir ya da daha fazla sonuçlar, tehlikeli sonuçlar olabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için de tabii ki multimetre yardımıyla yapabiliyoruz. Tabii ki bir de şöyle bir önlem alabilirsiniz. Araya bir adet lamba ya da fan gibi bir şey koyarak voltajı düşürmeye çalışabilirsiniz. Ama ben şu an bunu denemeden yapacağım. Daha önceden fan koymuştum araya. Fan koyarak yapmıştım. Fanın art ucunu buraya, eksi ucunu da buraya bağlayarak denemiştim. Ve voltajı düşürmeye başarmıştım. Şimdi bir de fansız deneyerek nasıl bir sonuç alacağımıza bakalım. İlk olarak şunu da söyleyeyim. Benim adaptörüm eski adaptör. Yani laptopun eski adaptörü. Laptop bozuk olduğu için adaptörümü saklamıştım. Adaptörün ucunu kestim. Şu şekilde ayırdım. Genellikle laptop adaptörlerinin şu dış kısımdaki iletken kısım eksi kısmı oluyor. Şuradaki kısım ise artı kısmı oluyor. Tabii bunu tehlikeye atmadan da şu voltaj metreden okuyabiliriz. Şimdi ben laptop adaptörümü prize takacağım ve voltajlarımıza bakacağız. Hangisinin artı eksi olduğunu bulalım tekrar. Yani normalde böyle ama biz yine test edelim. Şimdi laptop adaptörümüzü taktım. Multimetremiz burada. Şu an multimetremizi DC voltajına getirdim. Şurada 200 kısmına getirdim. Buradan ölçümünü gerçekleştirelim. Şu an buraya da artı ucuna eksi ucuna bağladım. Şu şekilde bağlantı yaptım. Bu arada elim biraz terli olduğu için çarpıyor. Şurada gördüğünüz gibi 19 voltluk bir değer aldık. Bunu şöyle, nasıl artı ucu ya da eksi olduğu ucunu anlamanız için ise şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kırmızı multimetreden gelen artı uç arkadaşlar. Bu siyah uç ise multimetreden gelen eksi uç. Şimdi ben eksi ucu şu artı uca bağlayacağım arkadaşlar. Artı ucu bu laptopun eksi ucuna bağlayacağım. Gördüğünüz gibi voltajımız eksi 19 voltajı gösterdi. Yani bu da demek oluyor ki ters bağlantı yaptık. Bu şekilde artı ve eksi ucumuzu buluyoruz. Bu neymiş? Demek ki bu beyaz ucumuz artıymış. Yani multimetre bu yararı oldu. Şimdi bir de bunun bağlantısını yapalım. Aküye bağlantıyı gerçekleştirelim. Yalnız gerçekleştirmeden önce şuraya bir ek bir kablo yapmam gerekecek. Çünkü burası tam yetmeyecek. Evet arkadaşlar, laptop adaptörüme ek bir kablo yaptım. Ek kablo yaptıktan sonra şimdi aküye bağlantı yapmadan önce size şunu göstermeyi unutmuştum. Onu da göstereyim size. Akümüzün değerlerini ölçelim. Şöyle şunu şuraya takalım. Bunu da buraya takalım. Şunları da şeyden dolayı yapmadım. Yani böyle kabloyu buraya sıkıştırmak için iyi olduğu için bunları kullanıyorum. Oo, hiç değer yok. Ha, var var. Yine varmış biraz değer ya. Şu oturtabilirsek şuraya. Bir gösteremedik değeri de. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi akümüzün değeri 11,9 voltluk bir değer gösteriyor. Yani akümüz bitik. Bununla arabamızı marş yapmaya çalışsak da aracımız marş almayacak. Çünkü voltaj bayağı düşük. Normalde 12,8 voltlarda olsaydı belki aracımız marş alırdı. Ancak marşa bastığınız zaman o 11 volt bile daha da aşağılara düşecek. Yani 10 voltu falan görecek yani akü bittiği için. Denemelerle önsiz yani denemiştim daha önceden, ondan dolayı biliyorum. Şimdi laptop bataryamızı bağlayalım. Şuna pilini takıyorum. Şu mavi olan kısmı artı yaptım ben arkadaşlar. Laptop'tan gelen. Şuraya takıyorum bunu. Şöyle sıkıştırıyorum buraya. Bunu da buraya takacağız şimdi. Evet arkadaşlar, şu an akümüz dolmaya başladı.
Şu an 14.1 voltluk bir değer görüyorum arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Şu an 14 volttan 13.6 yerlerine düştü. Bu voltaj arkadaşlar akümüz dolmaya başladıkça bu voltajımız yükselecek. Ben buradan takibini gerçekleştireceğim bunun. Ancak dediğim gibi bu voltaj 18-17'leri görmesin arkadaşlar. 14.32 voltajlarına geldiğinde kesin ben multimetreyi açık bırakıp bu şekilde akümüzün yani aracı marş alacak şekilde şarj etmeyi sağlıyorum arkadaşlar. 14.2 voltta kestiğim zaman akümüz yeterli gücü eline alıyor. Yani marş yapıyor arkadaşlar aracım. Bu şekilde 1 saat 2 saat doldurmak da yeterli oluyor. Ben şu an bunun takibini gerçekleştiriyorum ama dediğim gibi evde denerken tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Hani akümüzün patlama riskine karşı bunu kapalı alanda yapmayın. Ben sadece burada göstermek amaçlı. Şimdi bunu dışarı alacağım bu aküyü. Balkonda şarj ediyorum. Hani olası bir patlama durumuna karşı bir sıkıntı yaşamayalım diye. Çünkü içinde asit var arkadaşlar bunun. Asit kaynama yapmaya başladım bu sefer tehlikeli yani bir de gaz üretiyor. Tehlikeli gaz üretiyor. Yani ondan dolayı dışarıda şarj edin. Kapalı alanda şarj etmeyin. Ben şimdi alıyorum arkadaşlar balkona. 1-2 saat sonra şarj yerlerini size göstereceğim. Akümüzü 1-2 saatlik bir sürede şarj ettik. 11.9 volttu akümüzü şarj etmekten önce. Şimdi 1-2 saatlik şarjdan sonra akümüzün voltajının ne kadar yükseldiğine bir bakalım. Şu an 12.6 voltu gösteriyor arkadaşlar. Bu voltajımızı 12.9'a 12.8'e çıkartırsak sonsuz bir şekilde marş alacak. Çünkü daha önceden şarj ettiğimde 12.8-12.9 volt arasında şarjı cihazını kesmiştim. Yine 1-2 saat daha şarj ederim arkadaşlar. Tam doluluk oranına ulaşsın diye. Ama dediğim gibi akümüzü sorunsuz bir şekilde şu an şarj etti laptop bataryası. Sadece yapmanız gereken arkadaşlar bu işi yaparken biraz dikkatli olmak veya yerine kapalı alanda yapmamak arkadaşlar. Ben evde yaptığım için balkona aldım arkadaşlar. Balkonda sorunsuz bir şekilde şarj ettik. Dediğim gibi bir diğer projelerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Araçlarla ilgili videolar gelmeye devam edecek. Aracımda yine bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Bu sıkıntıyı da çözdüm. Bunu ayrıyetten bir videoda belirteceğim. Nasıl bir sıkıntısı vardı. Bir diğer videolarda görüşmek üzere.